Almanya'daki Türk toplumu kendi kimliğini korumak için Türkçe eğitime önem veriyor. Ancak Türkçe eğitim konusunda Almanya'daki eyaletler farklı politikalar izliyorlar. Türkçe bazı okullarda ana dil, bazı okullarda ise yabancı dil statüsünde. Türkçe eğitim ve uyum politikası. Almanya'da bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünmek zor. Almanya'ya göçmen olarak gelen ilk kuşağın çocukları bu ülkede Türkçe eğitim görmeye devam etti. Amaç göçmenlerin geri döndüğünde çocukların ana dillerini unutmamış olmasını sağlamaktı. Ancak Türk nüfusun büyük bir bölümü Almanya'da yaşamayı sürdürdü. Türkçe eğitim daha sonraki kuşaklar için önemini yitirmeye başladı. Almanya'da Türkçe dersler konusunda ortak bir çizgi yok. 16 eyaletin bu konudaki politikaları birbirinden farklı. Bazı eyaletlerde Türkçe öğretmenler Alman Eğitim Bakanlığı tarafından eğitilip atanıyor, kimi eyaletlerse Türkiye'den gelen öğretmenleri tercih ediyor. Bazı eyaletlerde Türk öğretmenler Alman Eğitim Bakanlığı'nın denetimine tabi. Bazılarında ise tüm sorumluluk bölgedeki Türk konsolosluklarında. Derslerin içeriği konusunda da ortak bir eğitim politikasından söz etmek imkansız. Türkçe pek çok okulda ana dil dersi statüsünde. Berlin ve Kuzey Renvestfalya'daki az sayıdaki okulsa Türkçeyi yabancı dil olarak kabul etmiş durumda. Türkçenin yabancı dil olarak kabul edilmesi, Alman öğrencilerinde bu dersleri takip edebilmeleri ve Türkçenin not ortalamalarına dahil olması anlamına geliyor. Evet, Profesör Doktor Faruk Şen'le konuşmaya devam ediyoruz son 2 dakikamız. Hocam ne dersiniz? Bu eğitimde bir birlik yok. Entegrasyonda sıkıntı var, zaten yıllardır konuşuluyor. Bir birlik beklememiz lazım. Zira her eyaletin ayrı bir eğitim politikası var. Sadece bizlere yönelik değil, kendi içinde de apayrı var. Ve birçok denkliklerde de sorun çıkar. Yani öğretmen, Bavyera'daki bir Alman öğretmenin Kuzey Renvestfalya'da iş alması güçlenir. Fakat Almanya'da ortak bir politika ortaya çıkıyor. Türkçe deyim, eğitimi okullardan arındırmak. Niçin arındırmak? Diyorlar ki, Türkçe hakim olduğu müddetçe bu insanlar uyum sağlayamıyoruz. Birçok okulun teneffüslerinde Türk gençlerine baskı yapılıyor, Almanca konuşun diyor. Hatta evde de Almanca konuşun diyor. Halbuki ibadette ve evde, yatak odasında hangi dili konuşacağını insanlar kendileri karar bu vermek. Eskiden daha yoğundu bu baskılar, hatırlıyorum, ama şimdi yıl 2016, hala bu sert politikayı İttiriyorlar son zamanlarda hakikaten? Sertleşmenin en büyük nedeni ciddi, eskiden bir uyum politikası vardı. Evet. Son 4 yılda bunu asimile. En iyi Türk, Almanlaşan Türktür diye. Bunun için de Almanya biliyorsunuz 30'lu yıllarda gelen, ülkeye gelen Polonyalı göçmenlere tam bir asimilasyon uyguladı ve başarılı oldu. Ancak soyadlarından ayırabiliyoruz. Fakat Türkler de bunu başarılı olamadı. Neden? Bir, din. Ayrı bir din. İkincisi, en önemli, Türkiye çok yakın Almanya'ya. 2,5 saatte gidip geliyor. Millet yılda 1,5 milyon kişi tatillerini Türkiye'de geçiriyor. Bu açıdan ilk önce Türk basınını bitirdiler. Almanya, eski uyum bakanı Maria Böhmer, o zaman Almanya'daki en büyük Türk gazetesinin sahibine baskı yaparak o da gazetenin tirajını düşürdürdü, yaptı ve şu anda istedikleri ne, biraz Almanca konuşan, Türkçeyi de fazla ön plana çıkarmayan insanlarımız, bizim hükümet olarak bunda bir şeyler yapmamız lazım. Zira Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları bunda büyük bir savaş veriyorlar ama yalnız bırakıldılar Türkçe'de. Son bir cümle söylemek istiyorum. Bu eğitimde önümüze bu yıl çok büyük bir handikap çıkıyor. Niçin? Biliyorsunuz 2 Haziran 2016'da Cem Özdemir ve diğer parlamenterlerin de etkisiyle Ermeni soykırımı tanındı. Evet. Şimdi Alman eğitim sisteminde birçok eyalet buna bizden evvel, Almanlardan evvel Türkler soykırımı yapmıştır diye kendilerini bir temize çıkarma savaşına giriyorlar. Bu da önümüzdeki yıllardaki sorunu arttıracak. Zira Alman genci bugüne kadar Ermeni soykırımı ve diye bir şey düşünmezdi. Bak, sizin dedeleriniz bizden evvel bu işi yapmışlar, siz bizden de kirlisiniz yapısı içine girecek. Bu da gençler arasındaki sorunu artıracak. Tehlikeli. Evet hocam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.